Gerek gerçek hayatta, gerekse sosyal medyada öyle kimseler var ki varlıklarından haberdar dahi değiliz. Bu kimseler zaman zaman çeşitli nedenlerle bize, inançlarımıza ve değerlerimize hakaret ediyorlar. Ne yaparsak yapalım, etmeye de devam edecekler. Bazen bu kimseler öyle çirkin şeyler yapıyorlar ve öyle çirkin şeyler söylüyorlar ki, duymadığımız ve bilmediğimiz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Çünkü olayın anlatılması, yayılması, konuşulması ve irdelenmesi, onun yapılmasından da, söylenmesinden de çok daha çirkin bir ortam oluşturabiliyor. Bir kişinin kendi iç dünyasındaki pisliğini neden milyonlara aktaralım? Neden kimsenin aklında bir pislik yokken milyonlara milyon kere pislikten bahsedelim? Herkesin azami 5000 kişilik arkadaş listesi var. Bu 5000 kişiden her birinin farklı bir kişinin pisliğinden söz ettiğini düşünün. İnsanlar 5000 pislikten haberdar olunca bunun toplum üzerindeki etkisi nasıl olur acaba? Falan isimli adam şöyle demiş, filan isimli adam şöyle yapmış diye paylaştığınız çirkinliklerle iletişim yapmıyorsunuz. Çirkinlikleri taşıyorsunuz. Belki de birçoklarının ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bu kişiler başta da belirttiğim gibi en kutsal değerlerimize dahi hakaret etse paylaşmayın. Varlığından haberimiz dahi olmayan ciğeri beş para etmezlere neden kıymet veriyor, neden kalbimize ok saplıyorsunuz? Nitekim Sadi Şirazi şöyle diyor. Adamın biri bana küfretmiş, duymamışım. Adeta bir oktur bu, atmış ama isabet etmemiş. Derken sen ansızın çıka gelip onu bana haber veriyorsun ya, işte bu oku düştüğü yerden kaldırıp kalbime saplıyorsun. Yakın Medya'ya abone olmayı unutmayın.